Clara, nasılsınız? Bugün soru cevap videosu yapacağım. Soru cevap videosu için 654 yorum yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ve bunların hepsini okudum. Ama bugün hepsini yapamıyorum. O yüzden soru cevap videosu 2. bölüm, 3. bölümü da yapmayı düşünüyorum. Bunlar arkadaşımın köpek ve karışta bir tane daha var. Kucu 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 kucu. Bakıyor. Bugün yanında eşin de var. Eşin de birkaç cevaplar beraber cevap verecek. Değil mi? Köpekleri tanıttın, beni tanıtmadın ya. Çıkmıyorum kameraya. O zaman videoya başlıyorum. Video için hazırlık yapamadım, onun için böyle tek tek bakarak cevap veriyorum. Japonlar Türkiye ve Türkler hakkında ne düşünüyorlar? Ne düşünüyorlar? Doner kebabcı, dondurmacı, varuk ekmekler ilk olarak aklımıza geliyor. Bir de Türkler derken erkekler çok yakışıklı ve kadınlar, güzel kadınlar, bol bol var diye aklımıza geliyor. Gerçekten öyle. Ve şey, biz o tanıyoruz. İlhan Mansız, futbolcu. 2002'deki Dünya Kupası. Kupası. Dünya Kupası'nda herkes İlhan Mansız tanımış. Sadece Dünya Kupası değil. Zaten Dünya Kupası'ndan sonra Japonya'ya transfer oldu İlhan Mansız. Kobe Vessel takımında oynadı. Aynen öyleydi. Ya. Tabii. Tabii. Türklerde garip burdu davranışlar var mı? Ben şey var. O demek için kavga ediyorlar. Bunu çok garip geldi. Ama ben de öğrenmişim. Çünkü kavga etmeden ödeyemiyordum. Her zaman başkalar ödüyordu. Ben hiç ödemiyordum. Aa, ne oluyor? Ondan sonra kavga ederek ödediğini öğrendim. Ondan sonra ben de kavga ederek ödüyorum şimdi. Öyle. Bu garip değil mi? Evet. Şöyle. Yok vallahi olmaz. Yapıyor musun? Hani öyle valla olmaz şey, saçımı arama falan. Öyle. Bir dahakine sen ödersin, öyle diyeceksin. Aa, o da söylüyorum de. Sonra kahve sen ödeyeceksin falan. Öyle. Bir de şey de garip geldi. Bayramda akrabaların eve ziyaret gidiyoruz. Orada çay falan, meyve falan yiyoruz. Baklava falan. Ve ondan sonra eve dönüyoruz. Evde oturuyordum. Ondan sonra şimdi gittiğimiz akraba geliyor eve. ne oluyor? Şimdi gördük ve geliyor. O bana çok garip geldi. Ama o sadece bizim ailede olabilir yani. Bilmiyorum. Herkeste var mı bilmiyorum. Nasıl bu olay? Var mı sizde? Sormak istiyorum çünkü. Bir de şey de vardı. Gittik ya Antalya'da annenle. Biz kayınvaliden de beraberdeydi. Ve akraba çağırıyor diye. Ve kayınvaliden dedi. O zaman bir çay içmeye giderim diye. Biz gittik. Ve ben çay içmeye gidiyorum diye. Zannettin. Böyle zannettim. Gittim. O zaman her şey vardı. Yaprak sarması, poğaçalar, gözleme, poğaçalar, kurabiyeler, her şey ev yap mı? Evet. Öyle. Çay değil ki. Çay işte canım, o çay tek başına içilir mi? Poğaçası olacak, sarması olacak, tabii kısır olacak. Gerçekten çok maşallah öyle. Ben ya kayınvaliden de dedi bir çay içip giderim diye. Ya bir çay değil ya. Çayla kaç tane? Çay içmedik mi? İçtik. Öyle. Ya çok güzel. Bu işleri çok güzel yapıyorsunuz. Ben bir kez ayıp yaptım. Benim Türk arkadaşım bana kahve içmeye geldi. Sadece kahve mi içirdin? Ya çünkü kahve dedi. Kahve içmeye senin eve gelirim diye geldi. Üç arkadaşım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ve evde sadece şey... Arzu çikolata falan vardı. O yüzden çikolata ve kahve verdim. Yeter. Ve ben o zaman normal hissediyordum. Ama bu olay bildikten sonra çok ayıp hissettim kendime.
Bence sen hala öyle bilmiyormuş gibi davranmaya devam et. Yok ya, ondan sonra bor bor ben de hazırlık yapacağım. Japonya'da kızlar neden çok zayıf? Neden acaba bu ya? Kızlar genelde çok dikkatli ediyorlar bu konuda. Ve akşam geç saatlerde yemiyorlar. Yavru yemekler, tatlılar çok fazla yemiyorlar. Her zaman diyet konusunda düşünüyorlar. Öyle. O zaman bir alkış gönderelim buradan. Gece patso yemiyorlar mı? Ooo, patso gibi yemekler görmedim. Ama bizde şey var. Ekmek arasında makarna. Evet ya, ona çok şaşırmıştım. Ama bizde de ekmek arası patates var. Japonya'da ayıp kabul edilen ilginç krallar var mı? Çok krallı bir ülke olduğu için çok yasaklar var. Ama ben Türkiye'de şaşırdığım bir şey var. Türkiye'de her yerde telefon şarjı falan, şarjı takabiliyor. Mesela restoranlarda şarjı takabiliyor. Otobüs içinde de şey takabiliyor. Vapurda. Ha, vapurdan da takabiliyor. Bunu çok şaşırdım. Japonya'da izinsiz takamıyor. Hatta izinsiz takarsa elektrik hırsız gibi bir şey oluyor. Polis geliyor. Polis gelmiyor ama polis çağırırsa... Ya, tabii polis çağırırsan geliyor. Evet. Suçlu oluyorsun. Suçlu olabilir. Ve suçlu olduğu insan haberi de çıktı. Öyle bizde böyle kralı olduğu için biraz rahatsız gelebilir. Böyle. Yanay karga en sevdiğin içecek. Beyoğur gazoz zencefilli. En sevdiğin film ve dizi nedir? Dizi olarak Leyla ile Mecnun seviyorum. Türkçe öğrenirken hep o dizi izliyordum. Ve film olarak son zamanlarda Yeşilçam film izlemeye başladım. Ve şey neydi? Arttığın şey köy. Köyden indim şehire. Ha, tekrar söyler misin? Köyden indim şehire. Aynen. O filmi çok sevdim. Bir de Kemal Sunal'ın oynadığı Japon İş diye film varmış. Bu da izlemeliyim. Türkçe sevdiğin kelimeler neler? Ben en çok boş ver kelimeyi seviyorum. Boş ver. Çok... Neden? Kendime rahat hissediyorum. Bir şey olduğu zaman da boş ver. Ondan sonra rahat oluyorum. Evet, ben de gıcık oluyorum sen onu kullandıkça. Türkiye'ye gelmeden önce kaygıların var mıydı? O kadar fazla yoktu. Çünkü boş vermiştin. Çünkü ben her zaman çok fazla düşünmüyorum. O yüzden her zaman sıkıntılar sonradan çıkıyor. Maalesef. Mesela böyle düşünüyorum. Türkiye'de yaşayınca Türkçe hemen... Türkçe daha kolay, hemen konuşabilirim diye düşünüyordum. Ama geldim, hiç öğrenemedim. Sonra araya araya öğrendim. Böyle. O yüzden sonradan sıkıntı çıkıyor. Bir de belki de su farklı olduğu için Türkiye'ye geldikten sonra benim saçım çok kuru oldu. Böyle sıkıntılar çıktı. Ve belki stresten yüzünden sibirizeler çıktı falan filan böyle oldu. Ama kaygı yoktu kendinden önce. Tamam. Geldikten sonra kaygı olmuş sende. Öyle. o zaman... Türkiye'ye geldiğinde en çok hangi konuda zorlandım? Türkçe konusunda zorlandım. Türkçe bilmediğim için kendimi çok çocuk gibi hissediyordum. Tek başıma hiçbir şey yapamıyorum. Bir şey istediği zaman da eşime soruyorum, ben böyle bir şey yapmak istiyorum, sorar mısın falan. Bu konuda çok zorlandım. Gerçekten öyle ya. Her zaman Japonya'da olursa ben tek başıma bunu yapabiliyordum falan. Öyle, çok zorlandım. Ama şimdi çok rahat yaşayabiliyorum. Ama şimdi de mesela kağıt işleri yaparken eşimin yardımsız çok zor geliyor. Japon ortaokulu ve liseleri gerçekten de animelerde gördüğümüz gibi kocaman mı? Kocaman mı bizim Japonya'daki okullar? Ben alıştığım için bu konuda anlamıyorum ama benim çektiğim videoda bunu koyuyorum.
Japonları da ve Korelileri de konuşuyorken aralarda hı, a, hi, o diye uzatmalar var. Neden? Aynen bizde mesela şaşırırken falan, o falan var. Yani bunlar dilin bir parçası. Bir de ben Türkçe'de sevdiği bunun gibi var. Şey. Şey. Ben Türkçe o kadar bilmiyorken şey çok duyuyordu ve şey ne ya şey diyorlar diye bizim o gibi şey çok garip geliyordu. Ama şimdi çok alışmışım, çok fazla şey kullanıyorum ben de. Çok kullanışır değil mi? Evet ama şey. Çok kullanmak iyi değil. Aynen. Ne kadar çok kullanırsan o kadar çok kültürsüz gibi mi oluyorsun? Şimdi anlaşamadığı konular var mı? Var mı acaba? Böyle düşünüyorsan yok demek. Majör bir şey yok. Ben hemen soğanlım olur soğansız. Ve kavga ettiniz mi hiç? Kavga değil mi? Şimdi senin kavga dediğin Türk Standartları Enstitüsü'nde kavga olarak sayılmaz. Gerçekten. Tabii. Bizim yaptığımız kavga değil. Değil mi? Değil. Biz ne konuda kavga ediyoruz? Küçük şeyler. Küçük şeyler. Aynen. O, hiç. Kavga değil bizim yaptığımız, söyleyeyim yani. Öyleymiş. Bana göre çok kavga ya. Hiç Türk birisiyle evlenmekte zorlanacağını düşündün mü? Pek düşünmedim gibi bir şey. Nasıl cevap? Ben buradayım. Göreceğim tabii. Nasıl cevap vereceğim? Sadece ülke olarak uzak, Japonya, Türkiye uzak olduğu için bunu için düşündüm. Ama Türkler için pek düşünmedim öyle bir şey. Ve şey vardı, ben eşimle tanışmadan önce annemle beraber Türkiye'ye geldi. O zaman annem Türk erkeklere baktığı da çok beğenmiş. Çünkü bebeklere çok iyi bakıyorlar. Mesela bebek arabası var ya. Hı hı. Ve o genelde Japonya'da kadınlar tutuyor. Ama bizim gördüğümüzde erkekler tutuyordu. Evet. Bebek arabalar. Evet, hem erkek hem kadın, evet. Bunu annem çok şaşırdı. Türk erkekler bebekler nasıl iyi bakıyorlar diye. Ya işte öyle konuşursan başına gelir. Öyle. Ve annem Türk erkekler çok beğendiği için ben de böyle zorluklar düşünmedim. Öyle. Mezarının nerede olmasını istersin? Japonya mı, Türkiye mi? Oo, çok karamsar bir soru. Bu düşünmek istemiyorum. Olur mu? Olur tabii işte. Hayatın boyunca Türkiye'de mi kalacaksınız? Yoksa Japonya'ya geri dönmeyi düşünüyor musun? Bilmiyoruz ya. Yarın ne olacağını bilmiyoruz değil mi? Tabii. Eşin Japonya'da 3 sene kaldı. Ben şimdi Türkiye'de 3 sene kaldı. Ve o zaman bakıyoruz böyle. Bizim artık gidelim. Başka bir yere. Ben şimdi istemiyorum. Şimdi daha Türkiye'de kalmak istiyorum. Abla, Çin harfleri nasıl kolay ezberleriz? Nasıl ezberebiliyor? Bunu ben de sormak istiyorum. Yabancılar nasıl ezberliyor böyle bir şey? Biz de ilkokulda 6 sene öğreniyoruz Çin harfleri, kanji. Ve ondan sonra ortaokulda 3 sene, lisede 3 sene öğreniyoruz. Toplam kaç sene? 12 sene. Toplam 12 sene biz de öğreniyoruz. Yabancılar nasıl öğreniyorlar? Ben de vallahi bilmiyorum. Vallahi ya. Biz de bilmediği harfler çok fazlalar. Gazeteler, kitaplar okurken yeni kelimeler çıkıyor. Yeni harfler çıkıyor. Ondan sonra bu harf ne ya? Google'dan bakıyorum. Öyle. Bizde de öyle. Türkçe konuşmayı seviyor musun? Ben Türkçe konuşmayı seviyorum. Çünkü Türkçe sesleri çok tatlı geliyor. Kulağına hoş geliyor Türkçe sesleri. Çok seviyorum. O yüzden daha geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle R harf ve V harf.
İkisi de aynı. Söyledim. Bak ellerim bile aynı. İkisi de R. R harf ve V harf. Bizim oraya anlatır mısın? Bizim bu sıkıntı. R ve L harfi sıkıntılar. Ben mi anlatayım? Japonlar R ve L harflerini ayırt edemiyorlar. Edemiyoruz. O yüzden dinlerken ikisi de aynı gibi geliyor. Konuşurken o yüzden ikisini de aynı söylüyorlar. R ve L arası ikisinin arasında bir harf kullanıyorlar genelde. R gibi bir şey söylüyorlar. Ayırt edemiyorlar. Öyle. O yüzden yazarken de birçok zaman Clara da aynı. Yanlış yazıyor. Öyle. Böyle bir problem var. Var. Bunu geliştirmek istiyorum. Gözleriniz niye çekik? Niye çekik? Niye çekik? Bizim gözlerimiz. Bir de sizin gözleriniz niye büyük? Kıskanıyorum ya ben. Ben de büyük gözleri istiyorum. Şey vardı ya. Sen Japonya'dayken çocuklar yapıyordu. Evet. Şey, bize siz şey yapıyor ya, çekik hareketleri böyle. Evet. Ve esime Japon çocuklar ne yaptı? Bunu anlatmak istiyorum. Böyle. Tersine. Anlamadım hocam. Oldu mu? Böyle. Sence Japonca bir Türk için öğrenmesi zor bir dil mi? Bence Türkler için Japonca zor bir dil değil. Çünkü Japonya'da yaşayan Türkler var. Herkes çok mükemmel konuşuyor. Ve bir de biz Japonlar Türkçe konuşurken Japon aksanlar çıkmıyor. Ama Türkler Japonca konuşurken aksanlar da çok maşallah güzel konuşuyorlar. O yüzden size göre pek zor değil diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Koray mı? Kolay. Kolay gelsin. Koray. Bekliyoruz. O zaman hayatında hiç fugu sashimi yedin mi? Fugu sashimi şey balon balığı. Sashimisi. Yedin ya. Benim memleketim Fukuoka'daki yarındaki şehir var. Shimonoseki diye. Orası balon balığı ile meşhur. Balon balığı zehirli bir balık. Zehirli balık. Ustalar tarafından kesilmesi gerekiyor. Yoksa zehirliyor yiyeni. Aynen öyle. Şey, zehirli balık pişiren kişi özel lisans lazım. Arkadaşına telefon şakası yap. Telefon şakası ne ya? Ya Türkiye'de şakalar çok fazla varmış. Ben şey seviyorum. Çaydanlık şakası. Benim kardeşim Türkiye'ye geldi de biz yaptık ya çaydanlık şakası. Çok eğlenceliydi. İnsanların da beğenmediğin huyları neler? Huy. Huyları. Huy. Huylar. Herkes de değil ama ben en çok bunu beğenmiyorum. Sokaklarda yürüyerek sigara içme. Japonya'da çok fazla görmüyorum. Çünkü yasaklar var. Yürüyerek sigara içme yasaklar var. O yüzden çok fazla görmüyorum. Ama Türkiye'de çok fazla görüyorum ben. Bir de şey, sigara tutarak yürüyor ya. Ve bu boyda çocuklar da yürüyor. Bu çok tehlikeli gibi hissediyorum. Öyle, tehlikeli bence de. Yanabilir çocuklar. Aynen. Sen aldın mı? Benim montum yandı bir kere öyle. Japonca'da da sormuş. Hazimete Turku ni kita toki, koko wa Nihon to chigau na to omotta koto arimasu ka? Attara osiete kudasai. Türk mü bunu soran? Bu merezmiş. Yorunlarda yazıyor. Türk ve Japon merez arkadaş. Çok güzel. Ne yazıyor? İlk Türkiye'ye geldiğinde biraz Japonya'da farklı diye hissettiğin şeyler var mı diye soruyorlar. Ben şey hatırlıyorum. İlk defa seninle Türkiye'ye geldiğinde bir taksiye bindim. Bu takside bir müzik vardı. Şey gibi. Bayağı Türk müzik gibi. Arabesk gibi. Arabesk gibi. O zaman da ben nereye geldim diye hissettim. Her zaman farklar hissediyorum. Çünkü şey ya, aynı olduğu şeyler daha az.
Mesela siz Japonya gidiyorsunuz, her şey farklı hissediyorsunuz. Evet. Aynen. Sana bir tavsiyem var. Ne? Boş ver. Boş ver. Japonya'da en sevdiğin kafe türü hangisi? Ben son zamanlarda tapioka'yı çok seviyorum. Tapioka. Nasıl bir şey anlatamıyorum. Böyle yuvarlak şeyler var. Tapioka. Neden videonun Japonların izlemediği bildiğin halde artı yaz koyuyorsun? Benim kanalımda en zorlandığı şey bu. Japonca koymak için her videoda 2 saat 3 saat sürüyorum. Ama koyuyorum. Ama Japonlar gerçekten az izliyor. Ama benim annem izliyor. O yüzden annem için Japonca koymaya başladım. Ondan sonra başka Japonlar da az az izliyor. Annene Türkçe öğret, daha kolay. Annen şey yapıyormuş. Benim video izleyerek Türkçe öğrenmeye çalışıyormuş. O yüzden annem için koyuyorum. Böyle. Orada köpek yiyor mu? Çünkü ben bir fotoğrafta ateşin üstünde köpek görmüştüm. Çok üzüldüm. Köpek evde, bu köpekler ne diye geldi zannediyorsunuz? Göster bak, gösterdin mi? Gösterdim ya. Akşama bu var işte menüde. Benim Japonya'daki evimde de pijam var ya. Nasıl yiyeceğim ya? Ben sarma yiyorum, o köpek yiyor. Ya biz çok köpek yemiyoruz, kedi yemiyoruz, bocek fare yemiyoruz ya. Ben de hiç yemeyim. Ondan hiç sonra da yemeyeceğim. Denemek ister misin? Yok. Türkiye hakkında sevmediğiniz şeyler nere? Su ve elektrik kesintisi. onu biz de sevmiyoruz. Bazen önceki gün haber geliyor. Ama bazen habersiz su elektrik kesintisi yapıyor. Sürpriz çok... onlar, sürpriz. Sürpriz mi? Evet. Yok, böyle sürpriz gerçekten istemiyorum. Elektrik kesintisi biraz sıkıntı. Ama su kesintisi gerçekten çok sıkıntı oluyor. Tuvalet nasıl gideceğim diye. Peki önlem alıyor musun bunun için? Su kesintisi haber geldiğinde su tutuyorum. Nerede? Şey var ya, boş ordu camadan. Damacana. Boş ordu camadana. Su tutuyorum. Bu kadar, başka yapacak bir şey yok ya. Ve ıslak mendil hazırlıyorum. Japonya'da ben su kesintisi var mıydı? İlkokuldayken bir kez vardı. O sene yağmur yağmadığı için su kesintisi geldi. Ama önceden haber veriyorlar. Ama biz de böyle su kesintisi falan yaşamadığı için çok heyecanla bekledim. Hatırlıyorum. O zaman arkadaşlar, bugün böyle soru cevap videoları yaptım. Ve her sorularına cevap veremedim. O yüzden soru cevap videoları devamlı gelecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ve şimdi bugün videona katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek Clara, her zaman yanındayım. Öyleymiş. Ama çay, kahve bir şeyler ikramda olsun yani bir dahaki sefere. Aynen, hiç yoktu ya. Yani böyle olmaz. Ayıp oldu. Ayıp oldu ha. Sonra yapacağım. Tamam. 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 O zaman arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mata ne. Mata ne. Mata ne. Şimdi yürüyüşe çıkıyoruz, tamam mı? Hı? Sıkırdın mı artık? Sıkırmışlar ya. Haydi yürüyüşe gidelim.